Ankara'ya gelsem sizin dükkana geleceğim. Bak ya bizim dükkanımız toptancı dükkanı. Şimdi oraya gidersiniz. Perakende olmayan günde perakende bir şey almaya çalışırsınız. Babamın şeytani ruhuyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada 3 ton mal satılırken bir anda orada işte merhaba ben 20 ben 1 kilo pilav alacaktım. Pirinç alacaktım. Babamın öyle vloglarda öyle olduğuna falan bakmayın. Sonra bir de sizin yüzünüzden gelir beni haşlar. Öyle hayal kurma. Bizim dükkanımız toptancı arkadaşlar. Biz perakende satmıyoruz. Ben geçen Atik ailesiyle tanıştım. Çok iyi insanlar bu arada ya. Gerçekten çok düzgün insanlar. Normal insanlar yani gidip de milletin evine. Tabii ya öyle şey mi olur? 3 kilo 5 kilo benim bildiğim perakende sınırından çıkan 5 kilo. Abi işin yayıncılık olmasaydı hangi işi yapardın? Kendi işimizi yapardım. Evet 5 kilo diye biliyorum. Bir ton fasulye ne kadar işte? Kilosu ne kadarsa 1000'le çarpacaksın. Fasulyenin kilosu ne kadardır lan? 50 lira vardır. Bakayım mesela kaç milim lazım kardeş? Hemen portalımıza gireyim. Mesela Bombay fasulye alırsan 84 lira. 1000'le çarp işte. Ne kadar ediyor kardeşim? Hesapla. Düşün bakayım. Bak Muhammed ne kadar güzel hesap yaptı. Toplu alıma indirim yok mu? Zaten toplu alım bu. Toplu fiyatları ya bunlar. Toptan. 80 lira olur mu? Öyle olmuyor işte. Ticareti ya da işte toptan ticareti bilmeyen insanlar sanıyor ki sen onu 40 liraya alıyorsun 84 liraya satıyorsun. Öyle bir kar olsa arkadaşlar yani şey falan var, jetleri metleri olur bakliyatçıların. Fiyat zaten tek fiyat. O da minimum kar ile satabiliyorsun. Ankara piyasası bu arada bakliyatın en ucuz ve en az karlı olan piyasasıdır. O da Mr. Özkan sayesinde. Özkan Bey böyle bir piyasa oluşturmuş Ankara'da. Bizim uçak ticari aynen. Mr. Özkan. Ya ama şöyle düşün Fatih. Çok da büyük bütçe lazım senin o işi yapabilmen için. Çok büyük para bağlıyorsun. Yani düşünsene dükkanında mesela atıyorum 100 ton fasulye var. Mesela uyduruyorum. Anladın mı? Senin ona bir para bağlayıp onu belli bir süre içinde satıyorsun. Onun bir koruman lazım. O malı koyacak deponun olması lazım. Bunların hepsi birer masraf. Böceklenme ihtimali var. Fare gelir. Bir sürü sıkıntısı var. Bunların hepsinden korumak için belli başlı masrafların var. İlaçların var. İşte ondan sonra dükkanını temiz tutman lazım. Bunların hepsi masraf. Ekle de ekle. Yani bu şey değil ki şöyle bir tane poşet parçası değil ki onu satacaksın 500 liraya. Uyduruyorum. Kimlere satıyorsunuz genelde? Biz marketlere, işte yerel marketlere, ondan sonra işte restoranlara, bu tarz toptan alan yerlere satıyoruz. Anadolu bölgesine genelde. Satın almak istesen kooperatiften falan da satın alabilirsin. Markalarla anlaşma yapsanız iyi olur. Zincir marketlerde yüklü bırakırsınız. O işler öyle işlemiyor. Zincir marketler zaten genelde toptan mal almıyorlar. Paket ürün alıyorlar. Paket ürün alıyorlarsa da onların belli başlı anlaşmaları oluyor. O ya paket ürünü üreten, paket ticareti yapan insanlara uyar. Veya zaten toptan alacak firmalar, toptan alacak marketler de çok büyük zincir marketlerin zaten kendi üretim ağları oluyor. 3 harfliler. Otellerle çalışmak mantıklı. Biz zamanında çok otelle de çalıştık. Çok büyük otellerle de çalıştık ama o ya size mantıklı geliyor olabilir. Ama arkadaşlar o işin içine girdiğin zaman öyle olmuyor. Anladın mı? Onların hepsinin ayrı ayrı koşulları var. Onların hepsinin ayrı ayrı masrafları var. Yani sen bir otele şöyle mal satamazsın. Adam senden yıllık ürünü ha tamam kardeş şimdi alıyorum laps diye. Öyle sana yıllık atıyorum bana işte 1000 ton şundan ver deyip tak 1000 tonu adamın dükkanına yığamazsın. Anladın mı? Sen o adama mesela 1000 tonluk bir ürün satsan bile onu koruyacaksın, kollayacaksın. Ayrı detayları var. Fiyatı önceden anlaşırsan belki 6 ay sonra fiyat tavan yapacak. Sen yine aynı fiyattan tak satmaya devam edeceğim falan filan ödemesini tek anda yapmaz, ayrı ayrı yapar. Anladın mı? O işler öyle işlemiyor. Yani dışarıdan gördüğün zaman o ne kadar karlı lan otelle anlaşsan satıyorsun ama işin içine girdiğin zaman öyle olmuyor. Ya da mesela baktığın zaman işte ya perakende işi şöyle böyle ama olmuyor yani öyle. Mesela biz paket ürün sattığımız da oluyor. Paket ürünlerimiz de var bizim. Kendi paket ürünlerimizi satıyoruz mesela işte bir markete gönderiyoruz bir şey yapıyoruz falan insanlar alıyor. Şimdi doğal olarak o adam onu marketten aldığı zaman bir sıkıntı yaşadığı zaman sana ulaşıyor. Çünkü ürün senin ürünün ne olursa olsun. Adam ondan sonra sana geliyor. Mesela ben şöyle bir şey gördüm ya bir bakliyat ürünü 900 gram almış adam 900 gramlık paketten 3 yıl sonra iade etmeye geliyor gıda ürünü bu ürün bozuldu diyor. Nasıl uğraşacağım bu adamla? Adam köpüre köpüre geliyor bu ürün bozuldu sen nasıl böyle bir ürün satarsın diyor. 3 yıl geçmiş 3 yıl 900 gram ya 900 gram ürünü sen 3 yılda ne olmasını bekliyorsun kardeşim 900 gram lan 3 yıl geçmiş 3 yıl ya böyle değişik olaylar yaşıyorsun yani anladın mı? Ya bir gün babamı oturtturayım buraya babamla beraber bir yayın yapalım anlatsın size sorun işte. Bence onlar müfettiş sınamak için geliyor. Kanka yine sınanacak bir şey yok ki. Yasal olarak da öyle bir hakkı yok ki. 3 yıl sonra bir gıda ürünü iade edemez. Son kullanma tarihi geçer. Nerede sakladığını falan bilmiyorsun. Bizim patent sattığımız müşteri bu kayıyor dedi. Bir saat sorunu anlatmaya çalıştı. Tekerleri dönüyormuş. Kayıyormuş iade edecekmiş. Only May bir kişi abonelik hediye etmiş. Priprora, Krius hoş geldiniz. Ticaretle uğraşmayanlar her şeyin kolay olduğunu düşünüyorlar. Kolay olsaydı herkes zenginim diye dolaşırdı. Maaşla çalışan olmazdı. Ticaret, gerçekten başarılı ticaret yapıyorsan çok güzel. Ama zaten ticaretin zor kısmı o başarılı ticareti gerçekleştirebilmek. Anladın mı? Yani ticarette çok riskli şeyler var arkadaşlar. Atıyorum sen bir ürüne güvenirsin. Dersin ki bunun fiyatı artacak, ben yatırım yapayım bu ürüne. Uyduruyorum, yüklenirsin o mala. Tak, piyasa bir geriye gelir. Şok 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 şok. Satsan dert, satmasan dert. Düşünsene, müşteri geliyor, senden bir ürün almaya çalışıyor ve sen her sattığında, uyduruyorum, senin cebinden paran gidiyor. Yani böyle bir şey ve bu işi yapmak zorundasın, devam etmek zorundasın. Mal satmama gibi bir şansın yok. Düşünsene yani. Zor kısmına bak. Tabii ticaret tabii ki de iyi yaparsan önü çok açık. Sınırı yok. Eren abone Eren 37 kişi de olmuş, hoş geldiniz. Gelen mallar böcekli çıkabiliyor. Çıkabilir. Mesela bakliyattaki en büyük sıkıntı, düşünsene mesela atıyorum 50 ton mal almışsın, tamam mı? 50 ton malın böcekleniyor. 50 ton mal. Uyduruyorum kilosu ne olsun? Mesela diyor, uyduruyorum kilosu 80 lira dedi mesela. 40 bin lira mı eder? Dur lan, yanlış hesapladım herhalde lan. 400 bin lira pardon. 400 bin lira eder. Tamam mı? Şimdi düşünsene 400 bin lira laps diye bir anda çöp olabilir. Geri döndüremezsin. Laps diye kayar yani, anladın mı? Bu işler öyle şey işler değil yani. Riskli işler. Ya da atıyorum düşünsene bir kağıt toptancısı gibi bir şeysin. Çalışanın keyfine bir yerde sigara içmiş ya da ambalajcısın. Bir yerden bir kül tanesi gelmiş. Cayır cayır yanabilir abi dükkanın. Cayır cayır. Her şey olabilir. Biz alüminyumla uğraşıyoruz. Şantiyeye giriyoruz. Milyonluk anlaşmalar dönüyor. Bunu teslim etmen gerekiyor. İnşaat hazır olmuyor. Mala zaman geliyor. Mala zam geliyor. Stokladığın mal yetmiyor. Bakıyorsun anlaşma zararı geliyor ama anlaşmayı çoktan imzalamışsın. Zor işler. Genelde büyük işlere girmiyoruz. Biz mimarıyla, şefiyle, mühendisiyle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Tabi. Zor baba. Yanar abi. Her işte riskli şeyler var. Her işin riskli bir tarafı var. Ya insan ticareti şey sanıyor. Ticaret abi başta akar gider, paranın ağzına sıçarsın. Ya da hep böyle örnek alındığı zaman insanlar iyi olan tarafları örnek alıyorlar. İşte mesela atıyorum bakıyor, "Aa, bu adam çok iyi ticaretçi ya. Ticaret güzel iş" diyor. Ama bir baksa aslında belki piyasada aynı işi yapan 500 kişi varsa sadece 5'i ihya olmuş. Diğer kalan 495 kişi iptal yani, anladın mı? Çok büyük zararlar ya da ucu ucuna geçiniyor. Riskler, stresler, sıkıntı yani. Bu her işin bir zorluğu var arkadaşlar. Ticaretin de güzel yanı var, kötü yanı var. Şimdi burada ticari zeka da önemli, dediği gibi Upsi'nin. Biz 2018 yılında öyle 4 milyon TL alacağımızı alamamıştık. Üstüne o mala harcadığımız paraları karşılamak için bir sürü arsa falan. Her şey olabilir abicim. Bizim de batan bir sürü şeyimiz oldu. Batıyor yani. Ve onun stresiyle falan hasta oluyorsun. Onun stresiyle hayatın 3 ay gözünü açamıyorsun. 4 ay gözünü açamıyorsun. Bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Şu an başlamak zor. Yo değil yani. Benim babam mobilyacı, bir otelle anlaşmıştık. Kapı için ölçü almaya başkası gitmişti. Yanlış almış. Bütün kapılar yanlış ölçüden yapılmış. Elimizde patlamıştı. Babam kafayı yemişti. Bak işte mesela. Mesela benim babam başkasını ölçü almaya göndermez. Ben yapmaz böyle bir şey yani. Anladın mı? Ya da gönderiyorsa 5 kişiyi falan gönderir. Çünkü düşünsene sen milyonluk anlaşma yapıyorsun, bir kişiye bağlı abi. Çok büyük risk. O bir kişi olacaksa da sen olacaksın o bir kişi yani. Hızlı okumanla alakalı çok merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Konudan bağımsız, özür dilerim. Estağfurullah. Yayıncılığa başladığından beri hızlı okuma yeteneği edindin mi? Tüm metinleri okumadan önce yanlış bir şey yazılmış mı diye kontrol ediyorsun ve yazıyı scan ediyorsun her seferinde. Evet. Yani önden bir scan ediyorum ve ona artık alıştım. O benim şeyim de. Gözüm belli başlı kelimeleri tak 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 seçer. O doğrudur. Benim babam 30 yıldır bu işi yapıyor ve anca 5 yıldır falan çok iyi paralar kazanmaya başladı. Ama öncesinde sıkıntısından hasta oluyordu. Bize saldırıyordu. Psikolojisi bozmuştu. Normal abicim. Olur ya. Normal. 14 yaşında ticaret yapacağım diye 13.000 TL zarara girdim. Yapamayan yapamıyor. Ama 14 yaşındasın ya. Küpeşte işleriniz olursa yardımcı oluruz Mert'im. Alüminyum mu yapıyorsunuz siz? Alüminyum kaplama mı? Atıyorum bu fabrikaların falan filan alüminyum giydirmelerini falan yapıyor musunuz? Yoksa direkt ham maddeyi mi sağlıyorsun? Babam da sonradan çok pişman olmuştu. Zaten giden kişi amcamdı. İşleri ayırdı ondan sonra. İş psikoloji bozan bir şey ya. Yani her işin zorlukları ve iyilikleri var. O yüzden ya, geleceğinizdeki işinizi bunlara göre seçmelisiniz bence. Dış cephe yok bizde, montaj var. Camlı küpeşteler olur veya en bilindiği binalardaki döner merdivenlerin üstündeki korkuluklar. Anladım. Camlı küpeşte nasıl bir şey lan, bir bakayım bir. Anladım. Tamam. Şu tip mi? Alüminyum kaplamalı değil mi? Şunun alüminyumlusu gibi. Ben kaçıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Valla ben de erken kalkacağım ya yarın. Saat 8.30'da mı ne kalkmam lazım ya. En sevdiğiniz videonuz hangisi? O ne? Insta DM'den yaptığımı atabilirim, yaptığımız işleri. Kafana eserse bakarsın. At bakarım. Biz de mesela yeni çiftlik kurduk. O kadar zor ki canlıyla uğraşmak. Hayvan bir hasta oluyor. Zaten aldığın fiyat kadar ilaç kullanıyorsun. Vefat etse ilaç parası da gidiyor. Et fiyatları zaten ayrı dert. Ticaretin her türlü zor. Tabii ya. Çok zor abi. Hayvancılığa mesela insanlar kolay molay diyor ama mesela benim bir arkadaşım hayvancıydı. Ondan duymuştum. Yanlışsam düzeltirsin. Atıyorum bir tane ineğe hastalık bulaşıyor. geçiyor ya, onu hemen kontrol altına alıp hemen yakalaman lazım. Yoksa tüm sürüye yayılabiliyor. Düşünsene. Direkt canlı uğraşıyorsun bir de yani. Her mesleğin zorlu... Evet, direkt izole etmen lazım. Evet, çok sıkıntı. Hemen ayar çekeceksin onu, aynen öyle. İlerideki mesleğim şimdiden hazır. Ne iş yapacaksın Nazlı? Mesaj atılmıyor. Story'e cevap ver Yunus, oradan görürüm. Ben de editörlük, sosyal medya portfolyoma atayım atabiliyorsak. İşle alakalı bir şey atmak yasak gibi geliyor. Ne yapacaksın atıp? Kendi mesleğimin zorluklarını söylemek ayıp gibi geldi. Niye, ne ayıbı ya? Fotona satacağım. Mesaj at, ben onaylayınca atabiliyorsun. Hayır, en zoru da çalıştığın insanlar. Çobanlık yapacak tek bir kişi yok. Ya Afganlar ya Suriyeliler, olmasa tüm bittik. Allah Allah. Ya da onlar işte ucuza çalışıyor diye mi şey yapıyorlar? Her mesleğin ayrı bir zorluğu var. Çok basit geliyor dinlediklerimden sonra. Yok ya. Seninki de psikolojini yoruyordu. Bir şeyini yoruyordur, anladın mı? Güzellik merkezi açacağım. Güzellik okuyorum meslekte. Ha. Sen güzellik merkezi açacak arkadaşsın. Tamam, hatırladım. Suriyeli'ye davar verirsen yarısı geri gelmez. Masak müşterisi. Dylan Pollard. Ben de kendi işim olsun istiyorum ama şu an normal beyaz yaka haber kanalında çalışıyorum. Harbi mi? Hangi haber kanalı? Kız olmasan babam mobilya işini devam ettirdim. Niye? Devam ettirebilirsin. Yani erkek kardeşim varsa o şey tarafını biliyorum, dedemler mobilyacı olduğu için. O şey taraflarını atıyorum, erkek kardeşini devam ettirir. Sen uyduruyorum mimar olursun, iç mimar olursun. Sen de gittiğiniz bölgelerde iç mimarlık yaparsın. İşte müşteriler gelir, müşterilerinize iç mimar hizmeti yaparsın falan filan. Bunlar yapılabilir. TV100'de çalışıyorum. Vay. Sen de kendine uygun gördüğün bir tarafta çalışırsın yapmak istedikten sonra ya. İçimler öyle hop denince olunmaz ya. Eter'in yanına asistan stajyer olarak çalışsam İstanbul'a taşınma derdim olmaz. Grafik tasarım için anca burada haber merkezinde ya da özel reklam şirketlerinde çalışabiliyorsun. İşte kurdum aslında ama sosyal medyayla ilgilendiğim için atmak istiyorum. Doğuş Yayın Grubu'nda Star TV'nin sosyal medyasında çalıştım. Demirören Holding'de stajyerlik yaptım. Vay. Benim editörüm yok. Biz takılıyoruz öyle. Keyfimize göre. Of. Bu da çok saçma bir algı ya. İki kızız bizde, babamın işlerine kim bakacak diye nasıl darlıyorlar var ya, size mi kaldı? Nasıl yok? Yokladım bakayım ne diyecek diye. Benim işim çok kolay mesela. Lensleri kalitesine göre kontrol ediyorsun. Mikroskop tarzı bir makinede çok rahat bir iş. 8 saat çalışıyorsun. Çoğu zaman oturuyorsun sadece, fakat sabah, öğlen, gece vardiyaları olduğu için psikolojik çok yıpratan bir iş. Fakat parası da mükemmel. Ortalama üstü yani. Güzel. Ya ticarette her şey büyük risk. En basitten dolardaki en ufak bir artıştan bir fabrika kolaylıkla iflas edebiliyor. Babamın çalıştığı çoğu fabrika bu sebepten iflas etti. Babamın mesleği direkt dolar üzerinden, ama bu dolardaki oynamalar büyük fabrikaları bırak babamın işini bile doğrudan balta vurdu. Tabii ya. Çok sıkıntılı. Öyle kriz dönemlerinde özellikle zaten çok büyük dolarla iş yapan firmalar aşırı riske giriyor ya. Eyvallah Yunus. Yok, ben tek çocuğum, okuduğum bölümle de alakalı değil. Anca o amcamın çocuklarıyla falan, o da babama ters. Zaten ne yapacaksın ya o zaman? Ben seyirinde olsam o zaman babama söylerim kendi istediğim meslek üzerine. Babanın da zaten meslekte bir geleceği yoksa, bir şeyi yoksa senin mesleğine yatırım yapar. Mantıklı değil mi? Akdeniz. Kendin bir iş kurmak istiyorsan o işe bir yatırım yapılır. Senin işini kurmana yardım eder baban. Dolar bizde çok etkiliyor. Tüm kumaşlar dolardan alınıyor. Sonra tak dolar değişiyor. Ne kumaşı? Necisin sen? Ne fabrikanız mı var? Ne yapıyorsunuz? T-shirt mi, shirt mı? Perde mi? Ne yapıyorsunuz? Benim babam ve abim kaptan ama çok zor bir meslek. Özellikle de küçükken hep özlerdim. Tabii ya. Ne kumaşı o? Traliçe. Tekstil, kot pantolon genelde. Harbi mi la? Oğlum bunları bir sorduğumuz zaman niye söylemiyorsunuz? Kot pantolon gönderin de giyek 2-3 tane. Allah Allah. Biz bir aileyiz arkadaşlar. Gönder 3-4 tane giyik ya kot pantolon. Lan kot pantolonun bir tanesi olmuş 2000 lira. Siz onu üretiyorsunuzdur 400 liraya kardeşim. Ölücü bebe. Ne alaka ölücülükle oğlum? Tanıdığım insan para kazansın ya. Sana 50'lik boru göndereyim abi 6 metre. Susan ölücü. Ne alaka ölücülükle oğlum? Salak. Tanıdığım insanla ticaret yapmak yani. Traliçe her gün chatimize gelen, chatimizde bilgileri veren, oyun özetlerini yazan insan. Tanımadığımız adamdan kot alacağımıza tanıdığımız kişiden kot alırız. 10.000 lira vermezsin de üretim fiyatına satar, o da tanıdık olduğu için. 2.000 lira verirsin, 3.000 lira verirsin. Lens yollayayım sana. Ne lensi Merve? Göz lensi mi? Kamera lensi ise olur. Telefon kılıfı ister misin? Yeni aldım. Olur da ev yaparsam mobilyalar bizden. Ölçü için babamı yollarım. Yok sağ ol ya. Baban şimdi yanlış anlar, öldürür beni. Sağ olasın. Bir de mobilyacı, onun eli var ya 5 kilo falandır, nasır tuta böyle olmuştur eli. Bir tokat atsa var ya felç eder adamı. Şaka yapıyorum Traliçe ya, takılıyorum. Hep sana mı ya, bize de vallahi yapıyorlarsa yapsınlar arkadaşlar. İş yapan varsa söylesin, hemen mail atsın, indirim kodu oluştursun bize. Çete bak la. Bizim abone çete harbi zengin ha, ben onu fark ettim arkadaşlar. Vallahi zengin, çiftçisi var, alüminyum döşemecisi var, mobilyacısı var. Yok babam çift şeyi var, kot pantolon üreticisi var, fabrika, oteli olan var. Bak ikinci el araç yollayalım diyor. Benimkiler kantinci ya, tostlarda az malzeme falan koymuyorlar. Çok üzülüyorum dalga geçilince. Bu arada işte değil mi? Kantinci anne. Bak aşırı merak ediyorum öyle bir anneye sahip olmayı. Harbiden net çok yırtık, böyle aşırı özgüvenli falan bir kadın hayal ediyorum. Babam özel kuvvetlerde çalışıyordu. Kuzey Irak, Zeytin Dalı harekatı gibi önemli yerlerde çalıştı. Onsuz büyüdüm. İş çok zor. Ayrı kalmak daha zor. Her an bir şey olacak korkusu daha zordu. Geçmiş yıllarda askeri aracın içindeki... Oğlum çok korktum lan. Çok şükür sadece yaralı olarak çok geçmiş olsun kardeşim. Zor baba. Asker çocuğu olmak, polis çocuğu olmak falan gerçekten zor ya. Batuhan, Sıla hoş geldiniz. Bizim otellerimiz falan yok ama babam emniyet müdürü. Trafik cezasına falan yardımcı olabiliyoruz mu? Hani o diyor ki sizin paranız var ama bizde de force var diyor yani hani. Bak bu babasına kızıyor. Benim babam mobilyacıda iş diye sürekli şey içeri gezerdi. Elde var sıfır. Hani bağırmış orada artık. Kızmış babasına. Mert sen burada herkesten bir şey koparsan. Sence öyle bir amacın var mı Burak? Onu yapanlar TikTok tayfa kardeşim. Ablam eczacı. İyi la. Güzel. Bizim burada bir tane eczaneciyi taradılar. Eski nişanlısıymış bebe. Ömrümde ilk defa taranan eczane gördüm. Arada dedikodu da verdi he. Gece tarıyor ama. Yani içeride kimse yok. Racon koymak için 2 mermi mi 3 mermi mi ne atmış. Emniyet müdürümüz çözüyor. Adamı zaten direkt paket ettiler oğlum. Ablam diş implantı üretiyor. Oo bak. Diş implantı harbi sağlam meslek. Aa benim babam Microsoft müdür yardımcısı. Yalan söyleme kardeşim ya. Niye yalan söylüyorsun? Öyle bir şey varsa Windows 11 kodu modu ver chat'e la. Götten üfürmeler başladı şu an. Öyle bir şey varsa babana söyle de bir 20-30 tane Windows 11 kodu dağıtalım chat'e. Kuzenim Amerika'da Google'da çalışıyor. Siber güvenlik. Allah Allah. Şeyma bir kişiye abone olmuş. Hoş geldin. Oğlum Zülke'nin en zengin kesin buradaymış. Ben buraya uygun değilim. Ben size diyorum. Vallahi bu chatte çok zengin var ya. Vallahi diyorum oğlum, ben ara ara sohbet ederken yokladığım zaman. Yok biri kuyumcu çıkıyor. Yok biri oradan müteahhit. Yok arabalar marabalar. Biri zaten direkt mafyanın çocuğuydu. O zaten nickini unuttum. O direkt zaten mafyanın çocuğuydu. Vurduracaktı beni. Ha Şevval Katar. Hepsi oğlum, zenginler öyle upsi. İnkar ediyorlar. Biz sülalecek elektrik malzemesi ticaretini yapıyoruz. Babam hiçbir abim üstlenmeyince kendi dükkanında küçülmeye gidiyor emekli olmak için. Oo, çok sıkıntılı. Abi geçen gece bir gibi seni izliyordum. Korku gerilim falan oynuyorduk. Bebekli falan ciddi bir durum oluşmuştu evde. Kulaklığı boynu basıp gitmiştim abimden yanına. Sonra kulaklığı am diye ses geldi. ...30 yaşındayım, işsizim, önümü göremiyorum ama Allah babamı annemi başımdan eksik etmesin, amin. Onlar sayesinde psikolojim sağlam, biz sana her zaman destek oluyoruz diyorlar mesela ama ben mesleğimi yapamıyorum. Babanın mesleği şuymuş buymuş, çok önemli olmuyor bir süre sonra maalesef. Kendi mesleğimle övünmek isterdim ama şartlar el vermiyor. Baba ne iş yapıyor yani, baban mı izin vermiyor? Benim mesleğim bu o yüzden yapamazsın gibi bir şey mi? Gizli bir iş mi yapıyor reis? İstihbarat falan mı? Öyle bir bilgi varsa verme sakın. Ben dünyanın en zengin insanıyım, anlayışlı, sevgi dolu bir baba, pırlanta gibi annem var. Vay kardeşim benim. Enes bir kişi abonelik etmiş, eyvallah. Sordu sorun sonra. Yok abi o bilgi lazım değil bize ya. Aman diyeyim. Aha benim babam Gana Cumhurbaşkanı. Mert'in her konuyu MIT FBI olaylarına çekmesi. Arkadaşlar bilemezsiniz, bu chatte bile vardır. MIT'ten birileri inceliyordur. Yok babam memur, ben de memur olmaya çalışıyorum. Genel ülke şartları KPSS. Ha anladım. Bilemezsiniz oğlum, derin devlet her yerde. O kılıf satan kimdi diyor bak. Alacak kılıf sat. İrem'e sat, bağlayın hemen işi. Rozovski abone olmuş, hoş geldin. Mert trafik işleri için babama sordum. Yeşil ışık kartı yaktı, çaktırma haberin olsun. Yaman diyeyim oğlum, ha şakaydı diyor. Türkiye'nin en büyük havalandırma fabrikası bizimdi. 7 ülkede 10 fabrikamız vardı. Irak havaalanı, Akbat AVM, MİT binası gibi en bilindik yerleri yaptık. Ne diyorsun la sen? Devamı gelmemiş. Maşallah kardeşim. Bana da buraya bir klima taktıramıyoruz mu ya? Kardeş şuraya bir klima taktırak. Güzelinden. Sessiz. Ne olacak oğlum? Vardır sağda solda kalan bir şeyler. Abi indirim var. Beyaz eşya şirketinde tasarımcıyım. Vay. Klima falan mı tasarlıyorsun öyle, buzdolabı falan? Bu gece sohbetleri çok sarıyor. Krize girdim. Ben çok seviyorum ya. Ya bence bu arada zaten genelde küçük yaş kitlenin hoşuna gitmiyor. Ama bence aklı başındaki insanlarla sohbet etmek çok keyifli ya. Abi MİT'te çalışan bir tanıdığımız var. Abinin arabası F30'du. Dip basık görsen halktan sanarsın. F okumayalım ya. Türkiye'nin en büyük beyaz eşya şirketinde endüstriyel tasarımcıyım diyelim. Yeni böyle buzdolabı falan tasarım olursa haber ver. Abi gör. Bizim bir restoran var. Babam aşçı değil ama ben babamdan devralıp babama emekli yapmak için aşçı oldum. Vay kardeşim benim. Alper the Cook. Alper şeyi izlesene. Çok güzel program. Deneyimsiz şefler deneyimli şeflere karşı. Her dakika söylüyorum buna, bak. İzle, yemeğe ilgin de var. Aşırı hoşuna gider. Savcı çocuğu olmak çok zor. Dershanede beni bir çocuk vurmuştu. Nasıl vurmuştu? Topuğuna mı sıktı? Öyle bir söylemiş ki. Babam dershaneye girip o çocuğa ailenle bu konuyu konuşacağım demişti ama babam sert tavırlı biridir. Sonra çocuk ağlamıştı. Halbuki ben ilk çocuğu vurmuştum. Ağlayarak anlattığım için babam çocuğun ailesine dershaneye çağırıp bir güzel azarlamıştı. Allah Allah. Karşı çocuğun babası da başsavcı çıkıyormuş. Abo. İşte o zaman ortalık 56. Sen evet vardı bu savcı çocuğu zor olma. Ben de onu diyecektim tam. Sen baya bildiğin babanın savcı olmasıyla çocuğu zorbalamışsın. Bir de üstüne akşam çocuğa dayak yedirmişsin. Bu savcı çocuğu olmak zor ne? Çocuğu dövmüş bir de üstüne babasına bir daha dövdürtmüş çocuğu. Zorluğa bak. Çok zor abi ya. Bu tam şey ya. Abi çok zor. Bir tane çocuk bana bulaştı. Tamam mı abi? Babam savcı. Tam o triple yazdı ya. Abi çok zor. Babam peşimi bırakmıyor ya. Geçen gizlice farklı bir semte gittim. Abi yakalamış. Kafayı yiyeceğim. Tam o triple yazdı ya. Bunlar babana anlatma kardeşim. Uğraştırma beni. Hiçbir şey yapamam. Elim böyle bağlı dururum. Baban azarlar beni. Savcı olmak zor ama bir de bir merdim. Aynen. Abi geçen trafikte Zafer Hoca'yla karşılaştım. Sana selam var haberi olsun. Bizim burada yaşıyor. Aleykümselam. Zafer Hoca candır ya. Adamın hası. Ertesi gün evi basıyor. Adam bir savcı keyfine göre insanların evini basar mı? Onlarda en büyük devlet ahlakı onlarda. Abi babam itfaiyeci memurdu. Şeker hastalığı yüzünden ben 18 yaşındayken vefat etti. Başınız sağ olsun. Mekan cennet olsun. 21 yaşında İSKİ'nin taşeron şirkette çalışıyorum. Şimdi okulumu mühendisliğe tamamlıyorum. İnşallah başarılı olursun kardeşim benim. Başınız sağ olsun tekrardan. Black Rose 8. ay Rozolski First month. Welcome brother. Medya sektörüne geçmeden önce bir yıl otomotiv üretim firmasında çalışmıştım. Orada gördüğüm paralardan sonra kendi aldığım maaş azıcık bir şeydi. İş hayatımdan soğumuştu. En güzel iş kendi işindir. Abi gülerken alkışlama huyuna hayranım, tam zengin hareketi. Ne alaka oğlum? Halil İşko'nun kardeşi oluyormuş. Ne anlatıyorsun ya? Babamın pırlanta altın şirketleri var. İhracat, ithalat yapıyor. Bak. Sıfırdan geldik buralara. Keşke kişilik olarak biraz daha sakin biri olsaydı. Pırlanta altın şirketi, ihracat, ithalat. O adam agresif olmayacak da kim agresif olacak? Bu doğru bu arada. Fakir adam gülerken dizini döver. Fakir adam ya da dirseğiyle yanındakini döver. Abi ben bizim mahallede dönercide 8 ay çalıştım. Her gün işe geç gidiyordum. Bir aralar gitmemeye başladım. Full internet kafe falan gezdim. Kardeşimi gizliden çalıştırdım. Babam benim çalıştığımı düşünürken aslında kardeşim çalıştı. Onun sayesinde kendime bilgisayar aldım. Enayi Emre. Hiç doğrumuş yaptın hareket. Kedi Lyra. Abone olmuş, hoş geldin. O bu arada pırlantacı arkadaş kimse. Yarın bir gün bir tektaş işimiz falan olur. Bir ticaret çevirelim kardeşim. Demin öyle babam bana karşı hep çok sert ve beni hep sıkarak büyüttü. Bir de bu olaydan sonra kimse ben konuşmadı babamın korkusuna. Allah Allah. Not aldım abim. Nick'i not alın arkadaşlar, nickleri. Çiftlik hayvan işimiz olursa nickleri not al. Hayvan işimiz olursa çiftlikçimiz var. Villayı yapacak Yunus. Villa yapılacak olursa ya da bir inşaat işi Yunus. Bunları hep not alın. Kuyumculuk işimiz. Kuyumcumuz da var. Var her meslekten birileri var. Dönerci var. Savcı babası olan var. Mobilyacımız var. Elektrikçimiz var. Abi Ankara'daki bir Shell'den ömürlük yakıt verelim olur mu? Nasıl lan? Yamasız abim. Benim tatlı kardeşim, siz benzinlik falan mı var? Aslanım benim, koçum benim. Ben anladım o gün senin ne kadar tatlı bir çocuk olduğunu. En büyük iyiliği yaparsın kardeşim benim ya. Koçum benim ya. Ulan yapım ekiyle kaybettik, şansa bak ama. Yamalı yamasız. Lan ne bedava yakıt, öyle bir şey zaten kimse yapamaz ki oğlum. %5 indirim yapıyorlar onlar. Umarım kimsenin işi bana düşmez. Ne lan işin? Doktor musun? Gasilhanede mi çalışıyorsun? Mezarcı. Ne lan? Afet uzmanıyım. Oo, afet uzmanı. Nerede çalışıyorsun? Cenaze levazimatçısı. Guzguzdak. Mert'cim Bakü'ye gel, Marriott. Bakü Marriott'un mu sahibisi? Üfürüyorsunuz lan siz de. Böyle bir şey mi var lan? Türkiye'nin %0.5'lik kesimi bizim chatte mi takılıyor? Üfüren üfürüyor amınım. Salla gelsin. Vallahi üfürüyorlar ya. Bu kadar da değil. Böyle bir üfürme görmedim ben ya. Vallahi ya, buldular safı, saplıyorlar, geçiyorlar ya. Sabancı'dan olan var mı arkadaşlar? Ege baba sen tam bir toksiksin oğlum ya. Saat nerede 2 oldum? Benim erken kalkmam lazım ha. Benim annem politikacı abi, zamanında Gana Cumhurbaşkanı'nı dövdük birlikte. Sırf bana PlayStation 5 almadı diye ağzını yüzünü dağıttım. Sonra aldı abi, sırf annem politikacı diye. İşte bu Ryan 36. İşte bu adamım. Dönerci değil miydi bu diyor bak. Üfürüyor oğlum zaten. Şu an grup terapisi yapıyormuş gibi hissediyorum. Yayının en çok bu saatlerini seviyorum. Bereketli saatler, spamle yok, bebeler uyudu. Evet ya, sohbet muhabbet çok güzel oluyor. Bu sohbet yayını gece rüyama girecek. Her yerde kahkaha atan zenginler göreceksin değil mi? Ah 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 ah. Paraları saçıyorlar. Ah 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 ah. Herkes de promura ha. Abi Afrika'da 2 altın ocağımız var. Zimbabwe, Liberya'da, Türkiye'de başka madenler üzerinde çalışıyoruz. Altın vermem ama kil maskesi yapıyoruz ve de kedi kumu betontit adlı madenden yapılıyor. İstersen sana kaç kilo istersen getirebilirim. Ankara'dayım, istediğin yere getiririm. Sen o Zimbabwe'deki beni altın madenine götür kardeşim. Dirseğiyle yanındakini dövenleri görmekte abi. Senin araba ne? Storylerden ayıkmaya çalışıyorum ama bir türlü ayıkamadım. Ne yapacağım benim arabamı? Bırak ya. Hayatınıza bakın oğlum. Abi seni TikTok'ta bir kız paylaştı. Kız kasiyermiş. Gelen ünlüleri puanlıyormuş. Senin fotoda çirkin, gerçekte yakışıklı yazmış. Bir de sen ona çikolata vermişsin. Yalan. Ben hiçbir kasiyere çikolata vermedim. Böyle bir üfürük hikaye görmedim. Birine niye çikolata vereyim ya? Harbi onu ben de gördüm. Hayır yanlış. Tamam fotoğrafımız olabilir arkadaşlar. İnsanlar fotoğraf çektiriyor da kimseye oturup çikolata vermedim yani. Niye çikolata vereyim oğlum? Sohbet muhabbet ederim, fotoğrafı çekeyim. Niye çikolata vereyim? Kasiyer bir de yani hani kasada zaten gün boyu onlar çikolata yiyordur oğlum. Canı sıkıldıkça rafa gidip çikolata alıyordur ama. Aa benim babam pazarcı, ayakkabı satıyor. Geçen haftalarda bir Özbek birisi gelmiş ayakkabı almaya, dolarla almış. Bunun gerçek olduğunu nasıl anlayacağım demiş. Babam da adam da Hilton'da kalıyorum, lobiye gelip sorabilirsin deyip gülerek gitmiş. Gerçektir oğlum, dolar ne alacak? Dolar veren adam iade edeceğin ürünü yok ya. Hilton'da kalan adam pazardan mı? Aa, neler neler var arkadaşlar. Siz ne sanıyorsunuz oğlum? Murat Kaya 2. öğrenilmiş, hoş geldin. Siz ne sanıyorsunuz oğlum? Siz şey mi sanıyorsunuz, böyle durumu iyi olan herkes gidiyor da pahalı markaları falan filan mı alıyor sanıyorsunuz hep? İnsanlar öyle yerlerden çok alışveriş yapıyor ya. Ya 3 kuruş hesabı yapan zengin gibi düşünme babacım. Öyle zengin oluyorlar falan değil yani. Adam gidiyor, alıyor, geçiyor, bakıyor keyfine yani. Bence marka takıntılı olmak biraz şey işi geliyor bana ya. Psikolojik bir problem gibi geliyor bana niyeyse. Marka takıntılı böyle. Abi Louis Vuitton. Breguenette abi falan. Kompleks gibi bir şey, aynen öyle ya. Chanel abi. Kaliteli bir ürün olsun yeter, aynen öyle. Benim ayakkabıda var marka takıntı mesela. Abi bak marka var ama şimdi. Ayakkabıda abi Valentino aşağısı giyemem, benim ayaklarım almıyor diye. Öyle bir şey yok yani mesela, anladın mı? Valentino normal bir, tamam tasarımı farklıdır, tipi farklıdır ama öyle bir şey yok yani. Baba salalım. Daha bu sohbet uzar. Benim erken kalkmam lazım. Sabah yolculuk var. Gideceğim, işim var. Sabah 8.30'da kalkacağım. Benim kaçmam lazım. Hayır salmayacağız, salacağız, salalım. Güzel sohbet ettik, güzel muhabbet ettik, salalım. Erken kalkacağım çünkü. Sohbet çok güzeldi. Katıldığınız için, muhabbet ettiğiniz için, her şey için teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok güzel sohbet ettik bence. Güzel vakit geçirdik. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Gelecek yayını zaten Instagram'dan falan duyururum. Allah'a emanetsiniz. Öpüldünüz.